Burası da boşluk, uçurum. Şimdi havaalanında şu son 2 senedir inanın bana otobüsten veyahut da minibüsten, metrobüsten aklınıza gelen bütün vesayetlerden kendi arabam hariç daha çok uçağa binmişimdir. Yani nereden baksanız ayda en az 3-4 kere seyahat ediyoruz farklı farklı yerlere. Ve gözlemliyorum, her detayı gözlemliyorum. Çünkü sonuçta her seferinde ihtimal düşer ya mesela bir şey 100 kere yaparsan ihtimal daha fazla olur. Şimdi ben de sayıyorum 100 oldu, 200 oldu. Sonuçta bu uçak bir kere düşecek. Herhalde 1000 kere uçarsam 1000. de geçecek. O yüzden işin şaka tarafı ama gözlemliyorum uçaklarda ve şunu fark ettim son uçak yolculuğumda. Arkadaşlar uçaklar yükselmeden önce hızlı bir şekilde gidiyorlar ve sürekli hızını artırıyorlar. Hiçbir şekilde yavaşlamadan. Hızlanıyorlar bir arabadan yani işte benim araba kadar işte biraz daha hızlı. Hızlanıyorlar en son belli bir hıza ulaştıktan sonra artık dümeni mi kaldırır? Şimdi kokpit mi diyorlar uçağın olduğu yere? Oraya hiç binmedim. Bir gün bineceğim oraya da. Kendi uçağımı alınca. Şüphesi bile yeterdi ya Cem Yılmaz. Şimdi eğer ki uçak hızlandıktan sonra şu ortada bir yerde yavaşlarsa asla uçamaz. Bir daha geri gelmesi lazım. Başladığı yerden tekrardan hareket etmesi lazım. Yani uçuşa geçmeden önce sürekli ama sürekli hızını artırması lazım. Doğru mu? Hiç gördünüz mü ki bir uçak hareket ediyor, hızlanıyor, yavaşlıyor. Sonra bir daha hızlanıyor, yavaşlıyor. Çünkü pist zaten o kadar değil. Şimdi bunu neden anlattım arkadaşlar? Aslında birçoğumuz işi çok iyi bir şekilde yapıyoruz, inanın bana. Ama sıkıntımız ne biliyor musunuz? Başlıyoruz çalışmaya. Başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Presenter, trainer, işe belli bir hız yakalıyoruz, direktör oluyoruz. Diyoruz biraz dinlenelim, parayı da bulduk, geziyoruz, tozuyoruz, hızımızı düşürüyoruz. Çalışmazımızı zannediyoruz ki oradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir bakıyoruz ekip dağılmış, insanlar rehavete düşmüş, bir daha sıfırdan başlıyoruz. Tekrar hızlanıyoruz bu sefer, direktör olduk ya bu sefer daha çok hızımızı artırıyoruz. Direktör, işte researcher oluyoruz. Researcher olduktan sonra gene hız kesiyoruz ve inanın bana network'ta hız kestiğiniz zaman hiçbir zaman havalanamazsınız. Şu yolu yani uçağın mesafesini mecburen o kadar süre boyunca hangi seviyede olursanız olun o hızı artırarak o mesafede gitmeniz gerekiyor. Yani ne demek? Ben şuna karar verdim. Hele yeni sistemde bir insanın presenter olması için iki diamond. Presenter oluyor mu? Oluyor, doğru mu? Çok basit. Ne kadar zamanını alır bir insanın iki diamond yapması? Ne kadar en kötü? 5 gün mü? 10 gün mü? 15 günde yapabilir mi isteyen bir insan? Yapabilir diyenler evet desin. Yapabilir mi? Evet. Yani inanıyorsunuz ki bir insan gerçekten bir uçak gibi özgürlük uçuşuna yani top leader olmaya, bu işin en tatlı tarafı top leader olmak. O kadar kaymağını yedim ki şimdi korkuyorum mega leader'da ne var acaba onu da göreceğiz. Mahmut inan bana hayatının en güzel günleri seni bekliyor şu an. Çünkü ben en zevkli zamanlarımı top leader'ken yaşadım. Researcher'ken bile inanın bana şu uçuşa geçmek için çaba gösteriyordum. Şimdi arkadaşlar 15 gün dediğimiz gibi 90 günde top leader olacaktı. Bir arkadaş 15 günde 2 diamond, işte buradan 2 diamond, şekilim çok iyi değildir. 1 diamond, şöyle 2 diamond. Bu arkadaş presenter oluyor mu? Doğru mu? 15 günde presenter oldu. Hızımızı kesmezsek, hızımızı artırırsak, otomatikmen bizim altımızdaki arkadaşlar da ikinci 15 günde, burası ikinci 15 gün, İlk 15, ikinci 15. Bu adamlar da çok rahat bir şekilde burada presenter olabilirler mi? Zaten bir kayıtları var. Doğru mu? Şuradan alacak diyelim ki bir iki kayıt, şuradan bir kayıt alacak. Bu adam presenter oluyor mu? Anlıyoruz değil mi? Otomatikmen biz bir ayın sonunda hangi seviyeye çıkmış oluyoruz? Trainer. Hız kesmiyoruz. Üçüncü 15 gün. Bir ay bitti. Hız keserseniz başa dönersiniz. Bak burayı sadece hız kesmeyecek arkadaşlar dikkatli dinlesin.
Hız kesmeye niyeti olanlar çıkabilir. Toplantı bitti çünkü. Bu çok önemli bir şey. Üçüncü 15 günde hızımızı artırıyoruz, çalışmamızı artırıyoruz. Şu arkadaşların da zaten ekipleri oluştu, biz trener olduk. Bu arkadaşları da aynı bizim yaptığımızı sonuçta onlar da kopyalamayacak mı? Bu arkadaşları üçüncü 15 günde trainer yapabilir miyiz? Çok rahat yaparız. Neden? Çünkü şuradaki arkadaşları da 15 gün içinde presenter yaptığımız zaman aynı sistem. Yaptığımız aynı şeyi bu sefer 4 kişiye burada yaptırıyoruz. 15 günde presenter yapıyoruz. Tak bu arkadaşlar trainer olduğunda biz ne oluyoruz arkadaşlar? Direktör oluyoruz. Kaç günde? 45 günde. Akşam bunun hesabını sabaha kadar yapabilirsiniz. Bir 15 gün daha. Bu sefer buradaki arkadaşları presenter yapıyor muyuz? Bunlar trainer oluyor mu? Bunlar direktör oluyor mu? Biz ne oluyoruz arkadaşlar? Researcher oluyoruz. Kaç gün oldu? 15, 20, 35, 40, yanlış yaptım. 15, 30, 45, 60. Sahne farklı. Matematiğim de çok iyi değildi. Ama para saymasını biliyorum. Şimdi şuraya geldiğimizde arkadaşlar 60 günde researcher olduk. 2 ayda. 2 ayda researcher olan var mı? Organizasyonda. Murat ne kadar aldı senin zamanın? Kimdi o erken? Burak kaç ayda oldu Selman? Duyamıyorum. Ha, 75 günde 80 günde. Hemen hemen aynı yani. Eski sistem bir de daha zor. Şimdi devam ediyoruz. Hızımızı kesmedik ama dikkat edin. Bir yerlerimiz kalkmadı. Researcher oldu diye havaya girmedik. Fatih'in bahsettiği egomuz tavan yapmadı. Artık ekibimizde daha çok zaman geçirmek yerine kızlarla, hatunlarla zaman geçirmeye başlamadık. Kızlar için de aynı şey geçerli. Çünkü biraz erkekler para kazanmaya biraz şey olduğu zaman başlarlar kafelerde gezmeye, tozmaya. Benim yaptığım gibi diyormuşum şimdi. Şimdi 15 gün sonra arkadaşlar ne oluyor? Buradaki arkadaşlara da presenter yaptığımız zaman otomatikmen buradan biz lider seviyesine yükseliyor muyuz? Kaç gün oldu? 75 gün. Sadece dikkat edin bak, 90 gün disiplinli çalışacaksınız ve bir sonraki 15 günde şuradaki arkadaşları presenter yapmak için canınızı dişinize katacaksınız. Zaten daha çok çalışıyorsunuz. Ama aynı zamanda şu insanlar da sizle beraber çalışıyor. Bu sistemi onlara da kopyalıyorsunuz. Ve arkadaşlar tam 90 gün sonra ulaştığımız seviye ne? Top leader. Baktığınız zaman oradan şu ana kadar hep hızınızı kestiğiniz için zannediyorsunuz ki çok zor. İnanın bana çok basit. Bugün Türkiye'de sıfırdan işe başlamış olsaydım, inanın bana şu sistemi çok basit bir şekilde yapardım ve uygulardım. Çok basit çünkü. Sadece 15 günde 4 kişilik ekip kurmayı ekibinize kopyalayacaksınız. Önce kendiniz, beginner'lar kimler burada? Beginner'lar kimler? Akşam eve gittiğiniz zaman kendinize bir karar alacaksınız. Diyeceksiniz ki ben bugün benim için 2013'ün başlangıcı 13 Ocak 2013 oradaki 13 başlangıç ve 15 gün sonra benim presenter olmam gerekiyor. 2 diamond 2 diamond. İstiyorsanız işte kaç gold 5 gold 5 gold mu oluyor? Yapıyorsunuz ve 15 gün sonra presenter oluyorsunuz. Üst kollar alt kollarını sıkıştıracak. Herkesin 15 gün zamanı var. Presenter olan bir insan, kimler presenter? Kaldırın elleri. Güzel. Sizin de trainer olmanız için 15 gününüz var arkadaşlar. Sadece 15. Kimler trainer burada? Sizin de direktör olmanız için 15 gününüz var. Mantığı kavradık mı? Eğer bu sistemi uygularsanız, eğer şu uçak örneğini unutmazsanız arkadaşlar, 90 gün olsun 180 gün. Bir ayda bunu kopyalayalım. Bir ayda. Ya bir eşek bile bir ayda presenter olur. Bir ayda bu sistemi kopyalarsanız bu 90 gün 180 gün olur. Ama siz 180 günün sonunda top lider olursunuz arkadaşlar. Benim size söyleyeceklerim bu kadar. Dipnot olarak bunu anlatmak istedim aklıma gelmişken.
Sizi çok seviyorum. Zaman ayırıp buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. En kısa zamanda görüşmek üzere arkadaşlar.